Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa.com isimli bir blogu yazıyorum ve blogumun değiştirdiğim içerik formatı kapsamında bugün size balığın en iyi yoldaşlarından bir tanesi olan limonla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum ve balık ve limonun arasındaki ilişkiden bahsederek size bir sonraki balık tüketiminizde limonla birlikte aranızı nasıl düzeltiriz biraz ona bakalım istiyorum. Şimdi şehrin herhangi bir tarafında, İzmir için söylemek gerekirse, güzel kordondaki güzel bir restoranda, Kemeraltı'ndaki herhangi bir midyecide ya da yine Kemeraltı'ndaki balık ekmek satan herhangi bir restorana gittiğinizde size balığın yanında limon getirirler. Balık ve limon ikisi tarihin deniz ürünleriyle insanları buluşturduğu anından itibaren çok da ayrılmaz bir ikilisi olarak görebiliriz. Çok uzun süredir birlikte tüketiliyorlar ve Akdeniz mutfağının en önde gelen ikililerinden bir tanesi. Ya da balığın üzerine neden limon sıkıyoruz? Bu konuda bir bilgimiz var mı ya da bunu bilinçli mi yapıyoruz ya da sadece hoşumuza mı gidiyor? Birazcık teknik kısımlarından size bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak güzel, sulu, sarı bir Akdeniz limonunu balığınızın üzerine sıktığınız zaman balık etinizin daha fazla belirgin bir tat kazandığını göreceksiniz. Bunun nedeni ise aslında çok basit. Limonun da dahil olduğu tüm narenciye meyvelerinin doğal bir lezzet arttırıcı olan sitrik asit içermesi. Sitrik asitin faydalarına veya balık eti üzerindeki etkilerine biraz daha bakacağız tabii ki. Asıl konumuz zaten limonun ekşiliğini veren sitrik asit. Şimdi biliyorsunuz aslında belki sizde de vardır ya da yoktur. Balık kokusu bazı insanları rahatsız eder. Pişerken olsun ya da piştikten sonra saklarken olsun, servise hazırlarken olsun balık kokularından bazılarınız çok rahatsız olur. Bunun çeşitli nedenleri var. Belki iyi temizlenmemiştir veya balığın tazeliğine bağlı olarak karşılaştığınız bazı sorunlar vardır. Bunların çok şeyleri var. Buna şu anda girmiyorum. Fakat ben burada şundan bahsetmek istiyorum. Balığın üzerine limonun suyunu sıktığınız zaman bu limonun içindeki bileşikler balığın etinde piştikten sonra kötü kokuya neden olan diğer bileşiklerle reaksiyona girerek bu kokuyu nötralize etmeye yardımcı olur. Bu da eğer balık kokusuna karşı bir hassasiyetiniz varsa veya sadece balığın kokusundan ötürü balık yemek konusunda tedirginlikleriniz varsa gidermeniz için hızlı, kolay ve basit bir yoldur. Size biraz önce hatırlıyorsanız sitrik asitten bahsetmiştim ve bu konuya tekrar geleceğimizi söylemiştim. Bazı balık yemeklerini pişirmek için limon suyu kullanılır ve sadece limon suyunda marine edilen balıklar var aslında. Bunun nedeni limon suyunun içindeki asitliğin balık etinde bulunan proteinlerin yani balığın etini oluşturan proteinleri denatüre ederek bunların hem pişmesini kolaylaştırması hem de denatüre olmuş proteinlerin daha kolay sindirilmesini sağlaması. Yemekten bahsetmiştim sadece limonla pişirilen cevişe ismindeki bir limon, belki de yanlış telaffuz ediyorum da bilmiyorum. Çiğ balık sadece limon suyuyla marine edilip pişiriliyor ve sadece böyle pişirilen yemekler de var. Bu da sindirim ve balığın pişirilmesini kolaylaştırması açısından limonu yine ayrı bir yere, sağlıklı bir yere koyuyor. Aynı zamanda limon Akdeniz mutfağının çok önemli bir meyvesi ve aynı zamanda çok sağlıklı bir garnitürü. Limonun içinde pek çok vitamin var. Zaten narenciye grubunu biz hep C vitaminiyle özdeşebiliriz. Limonu balığa sıktığınız zaman yemeğinize lezzet katmanın yanında ihtiyacınız olan bazı besin gruplarını da yemeğinize katmış oluyorsunuz. Aynı zamanda limon çok yönlü bir sosun da malzemesi. Izgara somondan pişirilmiş morinaya, bize çok morina tüketiliyor mu ya da yaygın mı ben çok emin değilim ama daha çok ekmek arası, sardalya, hamsi veya işte uygun bir yerlerdeysek midyeye kadar çeşitli
balık yemeklerini tatlandırmak için kullanılıyor. Soslara ve marinatlara katılıyor ve bunların içinde hakikaten deniz ürünlerine çok çok yakışan da bir malzeme. Burada birkaç gerekçeyle birlikte, hani eksik tarafları olabilir veya unuttuğum bir tarafları olabilir ama balıkla birlikte limonlu yemek konusunda size ufak tefek bir şeyler söylemek istedim. Umuyorum ki bir dahaki sefere balık yerken üzerine biraz limon sıkmayı ihmal etmezsiniz. Çünkü size zaten faydalı olan deniz mahsulünü birazcık daha değerli hale getirecek. Şimdi kapatmadan önce de deniz mahsulüyle, ben aslında genel olarak balık diyorum ama siz aklınıza gelebilecek her deniz mahsulünü düşünebilirsiniz. Şimdi limonla birlikte deniz mahsulünü tüketirken işinize yarayacak birkaç tane ipucundan bahsetmek istedim kapatmadan hemen önce. Yapmanız gereken şey aslında limonunuzun ya da herhangi bir narinciyi ne kullanıyorsanız onun suyunu hemen yemeğinizin üzerine dökmeden önce sıkmanız daha uygundur. Çünkü şişelendikçe içerisindeki besin maddelerinin değişikliğe uğradığını görebilirsiniz. Limonunuzu sıktınız, suyu bir kenarda duruyor. Bunu servis yapmadan hemen önce balığın üzerine koyarsanız daha çok faydalı mısınız? Çünkü hem tazeliğini korumasına yardımcı olacak hem de aslında balığınızın daha fazla pişmesini önleyecektir. Çünkü asit olduğu için o da bir miktar pişirme etkisi var. Az önce de söylemiştim de sadece limona odaklanmak yerine farklı narenciyeleri de tüketebilirsiniz. Portakal, lime da denilen küçük limonlar var. Greyfurt var, turunç var. Adana Mersin'de çok kullanılır. Hatay. Bunları kullanabilirsiniz. Ve eğer balığı bir şekilde marine edecekseniz herhangi bir şeyle ya da deniz ürününüzü, bunun için limon koymanızda fayda var. Çünkü hakikaten o ekşilik, o tatlılık size gerçekten keyifli bir yemek yemenizi sağlayacak. Şimdi bu podcast'i dinledikten sonra sizden denizden babam çıksa komandasına gitmenizi istiyorum. Orada limonla birlikte balığı yemekle ilgili bir blog kaydı var. Onun hemen altına da çok basit bir yemek tarifi ekledim. Balık dilimlerinin üzerindeki limon. İlgileniyorsanız onu da okumanızı tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.